Alo. Kardeş bir bak hele, ben cehennemden kaçabilir miyim ya sana zahmet? Ya bu başka kimsenin başına gelmez ya. Vallahi gelmez ya. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Texas Katliam bölümünden hepinize selamlar. Gençler, burada ilk maç Connie geldi. Onun da gördüğünüz gibi Proficiency ve Stealth'i neredeyse full. Perkleri de şöyle, kilitli bir kapıyı açtığım zaman %40 ihtimalle elimdeki Unlock Tool kaybolmuyor. Bu perk, stamina barım tamamen bittiği zaman anında yeniden doluyor ve 3 kere kullanabiliyorum. Bu perk de Stealth'ime 7 puan veriyor, yani 35'te 42 yaptı. Böylece ne kadar E basarsam basayım katillere ses vermeyeceğim. Yayını saymazsak bir haftadır falan Texas'a hiç elimi bile sürmedim diyebiliriz. Bakalım paslandık mı arkadaşlar. Aha, dibimde şey var. Basement kapısı. Hadi görüşürüz, ben gittim hocam. Arkadaşlar, akıllarda tek bir soru. Unlock Tool kullanarak bu basement kapısını açıp niye gitmiyoruz? Yani ben bunu bilir bunu söylerim. Bu arada bayağıdır Connie'de oynamıyordum. Güzel oldu. Bu video hangi karakter gelirse onunla oynayacağım. Bu arada arkadaşlar, Hitchhiker bug'ı da düzeltildi sonunda. Merdivenden çıkıp Hitchhiker trebine bastığınız zaman artık bug'a girmiyorsunuz. Sağ olsunlar. 4,5 yıl sonra böyle bir güncelleme getirmeyi düşündüler. Gel gel, sen geç. Buyurun hanımefendiler önden. Abav. Kapat kapat kapat. Bubba geliyor, kapat. Tamam, burada trap yokmuş. Aa, burada niye kanıyor bu? Hasar mı aldı? Şimdi bak, güzel. Çok güzel çıktık. Bir dakika. Şurada önce burada plan yapacaksın. Arkadaşlar bak, oradan çıktığınız zaman şuraya bir saklanacaksınız. Şöyle bir testere sesi duyuyorsanız planı boş verin. Bak, ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar şimdi. Şurada gördüğünüz geçit çok önemli. O yüzden şurayı bir açalım. Ananı avradını, hay kör gözüme. Geldi. Aa lan, enaymış oğlum, korktum. Hitchhiker geldi sandım. Ben şuraya bir özelliğimi kullanayım. Bir daha açamama fırsatım olabilir derken, oh, arkadaşlar hemen atlıyoruz, hemen atlıyoruz. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Leatherface falan önüne düşmedik değil mi? Heal'ımızı bir kullanalım. Arkadaşlar galiba Leatherface'in önüne düşmüşüz. O, ölürüm, ölürüm. Senin yolunu ölürüm. Allah razı olsun bu arayı koyandan. Bu arayı koyandan Allah razı olsun. Oğlum, sal mı beni ya? Ah. Bubba, sen tam bir hayvansın. Oğlum, şuradaki kimse bir yardım etsin ya. Ben gidiyorum. Yine testereyi kaldırdı geliyor hayvan herif ya. Tamam, Bubba'yı burada tutuyoruz. Bu güzel bir haber de. Lan bu kim? Aptal herif. Tamam, yine oraya girdim zannedebilir mi acaba beni? Tabii ki de zannetmeyecek. Şunu da alalım. Lan alamadım. Heal'ı alamadım. Oo, Cook da geldi. Şunu basalım hemen arkadaşlar. Cook yine gelmeye devam. Bayılacağım şimdi, heyecandan bayılacağım. Oğlum hala geliyor bu. Şurayı kapatacağım mı kızım? Alo. Hoppa, kapıyı kesiyor. Sony. Ne yapıyor bu? Oğlum çekilsene. Ya. Sony arkadaşlar, inmeyin Sony'ye orada. O Cook peşimizde. O Hoppa da buradan geliyor. Öldük ki. Oy. Çok iyi doj lan. Oğlum yanlışla doj attım. Sony salağı yüzünden ölebilirim şu an. Yalnız bayılmadan gideceğim her türlü. Her türlü bayılacağız. Şunu bir basarsam. Hayır ya. Hayır ya. Oğlum, bu oyunda sadece ben mi varım arkadaşlar? Yani bu nasıl bir takımdı? Sony beni blokluyor. 5 dakikadır Leatherface ve Cook'u oyalıyorum. Hiçbir şey yapmamışlar arkada ya. Sony hala burada. Bak, bunlar Jhen'i yok etmiş. Ulan var ya bak, yemin ediyorum. Ben buradan kaçmaya çalışsam hiçbirisi aşağı inmezdi. Bak, bunu hep diyorum ama. Şuna bak, adamlar Cook'un mekanında. Cook'un mekanı burası. Benzin istasyonunun sahibi kendisi. Cirit atıyor adamlar. Bu arada az önce kayıt tekrarından baktım. Benim takımıma gelen adamlar 20 levelmiş arkadaşlar. Niye? 15 level, 20 level falan. Bu hesap 60 level. Hayır, her şeyi geçtim. Sony orada bir kalp krizi gelmeseydi yine kurtulabilirdim ama orada bayıldığı için farkı açamadım katillerle. Sürekli aynı yerde git gel yapmak zorunda kaldım. O Sony'nin benden çekeceği var. Bu maçta da Julie'yiz arkadaşlar. Klasik benim non-stop build'indeyim. Sınırsız koşma diyebiliriz. Bu arada sisinin şeyi de düzeltildi. Yanlış bilmiyorsam sol tık artık zehir vermiyor size. Hani sol tık vurunca normalde zehirleniyordunuz ya, bu bir bug'mış. Bunu da düzelttiler Hitchhiker tuzağıyla birlikte. Olayla alakam yok. Aç bakalım, ben sana muhbirlik yapayım. Arkadaşlar, iyi muhbirimdir ha. Bundan 7 sene önce ben direkt megafondum. Böyle hemen bağırırdım. Katil geliyor. Sen niye oraya beni saldın? Arkadaşlar, bu buraya beni saldı. Şuradan topuklasak ne diyorsunuz? Aa, gördü galiba.
Oo, sesi de geliyor. Burayı anlaşılan sağlam tutuyorlar ha. Koni. Arkadaşlar bu Koni bizi ispiyonlayacak gibi, ne diyorsunuz? Vallahi bu Koni ile buradan devam ya. Aha dur dur dur. Leland da geldi. Güzel bak, bunlar iş yapar. Bu takım iş yapar arkadaşlar. Bu takım iş yapar. Die you bastard. Oo, Koni açmış bile oğlum. Oo çok güzel çok güzel çok güzel. Leland oraya çekti iki kişiyi. Şurayı da geri kapatalım. Şu aradan şöyle kaptırıverdik mi? Tamam, şahaneyiz şu an. Şu an Koni taşıyor bize. Biz de ona burayı açalım arkadaşlar. Biz de iş yapalım. Öyle yan gelip yatmak yok. Gamer'ın bir yan gelip yatmayı sevmez. Tamam, biri gelirse önümüzde kuyu var. Hemen atlarız. Hiç sıkıntı yok. Şahane. Şöyle şuradan tavuğa ses vermeden şuradan geçelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce her zaman kapıyı açıyoruz. Bu arada biz bunu geçen ekiple konuşmuştuk. Bence bu fazla güçlü bir taktik. Aha, vanayı çalıştırdı bizimkiler. Yani jen tekmelenmeden bu kapıya dokunulmamalı bence. Hani kapıda sonuçta elektrik olduğu için şey olmalı. Kapıya dokunduğunda elektrik çarpmalı bence. Çünkü böyle yaptığın zaman... Onun ardında ne oluyor? Ay, kapıyı açık görecek. Ya Koni niye buraya getirdin ya? Tekmeleyemem ki. Tekmelersen bana gelecek. Hah, devam et devam et Johnny onu kovalamaya. Johnny var ya ağır satıyor şu an. Şu an ağır satıyor. Hemen bizim adama yardım etmeliyiz. Şöyle yardım edebiliriz. Edemedik arkadaşlar. Sisi gelmiş. Sisi gel... Oo, oraya da sıçtı bir güzel. Sınırsız staminamızı açalım şimdi biz. Staminamız gitmeyecek şu an. Arabadan şöyle domalarak. Aha, zehirlendik. Aa, bismillah, ne oluyor be? Arkadaşlar bir kuyuya atlama vakti geldi sanki. Oğlum şey açıldı. Vana çıkışı açıldı. Gidebilir miyim? Şöyle şuradan tırmansam vananın çıkışını biliyorum. Şu an bu Leatherface arkadaşlar orada özelliğini fullleyip bizi tekler. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Öbür vanayı da çaldım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Şuraları bir açalım, zaten ses vermiyoruz. Hani sonradan chase ortasında işimize yarayacak çünkü buralar. Çok önemli spotlar. Oğlum bunlar vanayı açtı da niye gitmedi? Gidemediler mi? Aha! Vana kapandı değil mi? Aynen. Kapandı. Sıkıntı. Sıkıntı. Vananın yerini biliyor muyuz bilmiyoruz. Hayır! Ya bu başka kimsenin başına gelmez ya. Vallahi gelmez ya. Adam Anya'ya gidiyordu. Konya'ya döneyim dedi. Fazla squat yaptık diye adamı da sıkıştırdık oraya göt büyük diye. Çok alakası şu an. %100 kaçacağım maç. 1000 tane çıkış yolu yapardım bu maçı ya. Yani az önceki olay bir benim başıma gelirdi. Onda da gerekeni yaptık ya. Gerçekten böyle hani kağıt kalem alsan eline, ihtimalleri yazsan öyle bir senaryo. Hani abartma dersin ya. Adam başka yere gidiyor, döndü. Tam benim olduğum çimi buldu. Ki beni bilmiyordu adam. Hani beni görüp dönse eyvallah diyeceğim. Adam geçip gidecekti oradan. Benim koca kıç yüzünden geçemediği için de dedi ulan burada bir şey var dedi. Sol tıka bir bastı adam. Burası yanlış arkadaşlar. Oraya kim önerdiyse size yanlış bir yön. Ama gideceğim. Oo, bizim adam buraya açmış çıkmış bile. Manyağa bak. İşte Koni oynamak arkadaşlar bunu gerektiriyor. Üstümde biri var. Üstüm boş ver. Altımda Leatherface var arkadaşlar. Testeri oradan fırlatsa ya götüme girse anasını satayım bir anda. Mesela güler miydiniz öyle bir şey olsa? Ben gülemezdim. Oo, çok güzel çok. Doğru arkadaşlar. Güzel güzel olan bir şey yok şu an. Şu an güzel olan bir şey yok. Hemen bir ümitlenmeyin. Buppa da yavaştan yukarı çıkıyor galiba. Oo güzel. Buppa çok terse gitti. Açayım sonra öleyim. Kim o gelen bana? Bana biri geldi. Sis oçu tabii ki de arkadaşlar. Kim olabilir? Bu ne oğlum? Burada niye zehir var ya? Al götüne sokarsın. Ay vay. Oğlum kapıyı bulamıyorum. Alo. Ya. Manası yok bu kadar sarhoşluğun. Kapat bakalım orayı Cook efendi, kapat. Kapat bakalım orayı, sanki geri açamayacağım. Açtın şurayı geri. Tamam arkadaşlar, şimdi bu taraf iptal oldu. Şurayı da açalım. Bu mavi kapıları ne kadar çok açarsak aşağıdakileri, sonrasındaki kaçışlarımızı o kadar kolaylaştırıyor. Çünkü yukarıdan aşağı inip mavi kapı kapalı bir şekilde denk gelirsek arkadaşlar çok büyük sıkıntıya giriyoruz. Bu açtığınız kapıları da geri kapatmayın. Bu şekilde açık kalsınlar. Ama killırsanız aşağıdaki kapıları kapatabilirsiniz. Oğlum burada niye? Ya ne oluyor? Benim önüme sürekli koşuyorum, o doğru zehir atılıyor. Bir çavi arapası gelip duruyor bana ya. Zehirlensem bu beni görecek. Birini indirdiler. Oo, bizim adam ne yapıyor ta orada? Evet, gördü arkadaşlar. Bana geliyor galiba. Tamam, şunu alayım. Atla 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 atla. Canım full değil miydi benim? Ne oldu? İlk bayılma hakkımızı bu şekil boş bir yere harcamam hoş olmadı. Şöyle bir şey var. Şunu bir alalım. Oo, çok güçlendiler. Grandpa'da 3 oldu. Kill de verdik zaten. Sıkıntı maç. Fuse'u bir şekilde yerleştirebilirsem sonrasında kaçarım. Çok rahat kaçarım. Ama bir dakika, ben bir ne olur ne olmaz arkadaşlar. Küçük bir heal falan bir şey daha bulabilirsem bir fulleneyim. Oo, bizim ikinci adam da öldü. Yok.
Fuse işi denanay gibi duruyor. Shield falan da hiç bulamadım ya. Sigorta hemen şurada da. Onu bana yerleştirmeyecekler ki baksana. Hemen yani nereye gidersem orası sarı yanıyor ya. Nasıl bu kadar iyi oynayabiliyorlar? Grandpa'da 4 oldu. Maksimum olunca zaten yapacak bir şey yok. Şu an başka bir yerde de olabilirim. Hani neden sigorta kempi? Gelişlere bak gelişlere. Yamyam ordusu. Yamyam ordusu gelişlere bak. İmkansız ötesi bir maç. İmkansız ötesi bir maç. Kapıyı omuz atmakla meşgul şu an. Grandpa'cım yeter sende. Nasıl bir bağ sürmüş sürekli bağırıp duruyor ya. Bu nasıl bir maç oğlum? Ben hayatımda bu kadar dallandığımı hatırlamıyorum bu oyunda. Oho bu neymiş? Oyun oynatmıyorlar le. Üstümde mi üstümde? Gitme oraya. Ya tamam tamam tamam. Sen ya ne alaka oğlum arkasından yapmıştım. Hadi kazanmam lazım. Çek şu orospunun saçını. Tamam arkadaşlar. Yalnız pörkü mü ne o? Kustu bana anasını satayım. Grandpa harbiden küfrak ettin ha. Ben hayatımda bu kadar darlandığımı hatırlamıyorum arkadaşlar bir oyunda. Oyunun en zor spotuna geldik. Hadi bakalım kurtul kurtulabiliyorsan. Puppacım hop bir dodge. Çok iyi dodge geldi Puppo'dan. Staminasını sınırsız olarak kullanabilirse eğer. Şuradan bir kaçış. Nasıl lan? Ne güzel dodge atmıştım. Bence atlamıştım da hadi neyse. Birazcık pinkten dolayı falan gitmiş olabiliriz. Evet arkadaşlar. Nasıl maçlar? İyi değil mi? Escape olamayız. Ha? Ne yapacağız o işi? Killer'lar mı çok güçlü? Biz mi beceremiyoruz? Var bir sıkıntı ama. Benim şu oyunda anlamadığım şey arkadaşlar bak. Oyun çıktığı günden beri anlamadığım böyle anlamlandıramadığım bir şey. Bu olay. Bak hemen etrafım bir sarı yandı. Yani mesela bakıyorum atıyorum jeneratör yapmaya gidiyorum. İki kişi kempliyor orayı ve hiç ayrılmıyorlar. Diğer tarafları nasıl savunuyorlar o zaman? Var mı mantıklı bir açıklaması olan? Mesela jeni savunuyorlar diye tam o zaman aküye gideyim diyorum. Hop bir anda iki kişi orada. Güzel kardeşim 1v4 oynamıyorum ki ben bu oyunu. Hani 3 kişi daha var. Eğer beni kempliyorsanız onları tutan kişi kim? Eğer onları tutmuyorsanız niye bir şey yapmıyorlar? Mesela ekipli oynadığımda da aynı. Hani diyeceğim ki bu gelen serverler oynamayı bilmiyor diyeceğim hadi. Ekipli oynadığımda da aynı. Oo geldi hayvan. Sony kaç. Önce bir saklanmaca arkadaşlar. Önce bir saklanmaca bak. Yukarıya kendinizi attıktan sonra böyle deli danalar gibi koşturmak yok. Güzel bir spota geçip önce bir saklanacaksınız. Bir etrafı kolajin edeceksiniz. Hani kim nerede, nereyi kemplıyor. Mesela katillere bile bakmamıştım ben daha. Hitchhiker ve Cook. Cook şurayı kesin kitlemiştir. Zaten Leatherface de orada şu an. Bak iki kişi burayı kempliyor şu an. Cook dinliyor. Bu arada bu şekilde hareketsiz durduğunuz zaman Cook sizi duyamıyor arkadaşlar. Heh bak. Arsa sahibi gibi geldi orada bekliyor. Ne yapayım şimdi ben bu adama? Öbürü de geldi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bak aküye gideyim. Tamam mı? 15 saniye içerisinde aküye gideyim. Hepsi aküye doluşacak. Toluşacak. Ben kaldım burada. Hitchhiker burada. İçeriye girerken gördüm. Bu da burada. Yok gitmiyor adam buradan. Tamam. Başka plan yapacağız arkadaşlar. Başka plan yapacağız. Ama şu an bunun yanından da ayrılamıyorum ki. Ya bu şey gibi oldu. Komedi filmlerinde böyle çalının içine girip kaleye falan böyle hücum etmeye çalıştılar ya. Asterix ve Obelix gibi oldu bak. Hitchhiker yeni geldi bak. Bir saattir orada. Cook yaklaşık 15 dakikadır burada yani anlatmaya çalıştığım şey şu an çok güzel uygulama bir şekilde gösterdiler bana sağ olsunlar. Ama eminim ki diğer hiçbir tarafta bir hareketlilik olmadı. Tek şansımız bunların dikkatini dağıtmak şu an. Bunların dikkatini nasıl dağıtırız arkadaşlar? Vanayla. Çünkü Vanayı çalıştırdığınız zaman muhtemelen bir iki kişi falan oraya yoğunlaşıyor katillerin ancak kempleyebildikleri için. Ha Cook bir yandan da sigortayı kempliyor anladığım kadarıyla. Oo çok güzel iki kişiyi gördük lan. Grandpa'ya da sapladı bizimkiler. Oo Cook buraya atmış yalnız. Perkü de var. Kilit zorlaştırma perkü de var. İki taneyi mecbur buraya harcayacağız. İki taneyi harcarız o sorun değil de. Ben açana kadar birisi beni görüp gelir mi? Yani çok yakınıma girmedikçe şu sarılıklar da belli olmadığı için şu an birisi beni görüyor mu? Belki uzaktan beni izliyorlar şu an. Yani tam götüm de onlara dönük. Ya bu perk ne kadar? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu an normalde çoktan açmıştım onu mesela anladınız mı? Normalde o ikisini de açıp çoktan gitmiştim. Ne oluyor? Kimin yanına düştük? O ne oğlum? Hitchhiker mı geldi lan bana? Kapılarınızı kilitleyin arkadaşlar. Şu kim lan? Sony mi o? Aha. Dövüş ediyorlar orada. Şu anki takımın avantajı en azından ölmediler. Yani avantajımız bu. Tamam Hitchhiker'ı da oraya postaladık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi hemen şuradan sıfır. Oğlum Hitchhiker'ı dövüyorlar bayağı aşağıda. Allah! Evet arkadaşlar. Ölüşümüz hayırlı olsun. Puppa sattı. Benim bu canım ne? Oğlum aç özelliği. Arkadaşlar mecbur kuyuya atlayacağız. Yoksa tek de ölürüz. Atla kız hadi. Ne oldu lan? Nerede bayıldım oğlum?
Alo ya. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ışınlanmayı keşfedeceğiz. Şunu bir bas. Bug'a mı girdim? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Uçma bug'ına yakalandım oğlum, ne oluyor? Arkadaşlar ne stamina harcıyorum ne bir şey yapıyorum şu an. Kuvuk muhtemelen beni hile diye reportlayacak. Aralardan falan da geçemiyorum. Huppa geliyor. Uçma hilesi. Ulan sen o götlemana yetişebilir misin hayvan herif? Alo. Kardeş bir bak hele, ben cehennemden kaçabilir miyim ya sana zahmet? Hadi kolay gelsin ben şuradan, kısa yoldan. Şuradan şöyle. Kardeşim kolay gelsin. İyi maçtı, tebrik ediyorum, iyi oynadınız. Hadi görüşürüz. Alo. Bak dövüş ediyorlar orada, görüyorsunuz mu arkadaşlar? Yaşlı başlı adama neler yapıyorlar ya. Alo, üstündeyim. Oğlum report diyeceğim ya. Ne yaptınız da? Şşş, gerizekalılar size diyorum. Alo, üstünüzdeyim. Görüyor mu acaba beni? Hayır, madem böyle bir şeye yakalandım, kaçayım da kurtulayım bari. Kaçmama da izin vermiyor. Aa dur, Grandpa'ya gözükeyim. Nasıl gözükeceğim acaba? Alo. Oğlum şaka mısınız? Bunlar beni görmüyor mu ya? Şu ağaçlara falan bir şeye çarpsam düşmez miyim ya? Ha? Şuraya. Arkadaşlar akü kaçışında yaptım. Tek maçta iki kez kaçtı. Ben size şurayı gezdireyim. Evet, burası bakın eskiden arkadaşlar futbol sahasıydı. Pele zamanında burada oynarlardı tabi. Mesela Pele ceza sahasına gol attığı zaman üçlük sayılırdı. Çaykır ne yapıyorsun la? Görüyor galiba beni. Kral Allah'a emanetsiniz. Teşekkür ediyorum oyun için. Reportladılar inşallah. Olan ekrem olmaz arkadaşlar, hesap benim değil ama. Yani öyle bir ban durum olursa haksız bir ban olur. Canlı kaydım var. Aynı zamanda da avukatım, gelmeden konuşmam. Arkadaşlar her geçen gün daha da şanssız oluyorum, farkındasınız değil mi? Bak ikinci maç şanssızlık yaşadım ve öldüm. Kaçamadım. Boyut atladık. Kaçacağım maç bug'a girdim. Yani kaçamamış olmamın sebebi ölüm değil, bug. Boyut atlıyorum artık yavaş yavaş. Hani bir sonrakinde tam kaçacağım sıra böyle Allah korusun kalp krizi falan herhalde yani. Başka boyut düşünemedim çünkü. Hani tam böyle çıkış kapısındayken burada bana inme gelecek, bir an bayılacağım arkaya doğru falan. O kaldı, bir o kaldı çünkü yani. Öyle bir şey yaşanırsa da zaten benim kanalın şifresi falan İbo'da vardır. Bilgisayara bağlanır, videoyu atar arkadaşlar. Ha ben olmam ama 1-2 milyon izlenme alırız gibi. Family House map'indeyiz. Gördüğünüz en yavşak maplerden birisi kendisi. Mesela bu buppa dibimde ama rahatlığı görüyor musun? Açarmışım lan, açarmışım. Açarım. Oğlum kapının arkasından biri var. Allah, kapının arkasında biri var. Yo. Ya. Oh sugar. Ben niye zehirlendim peki arkadaşlar? Mankıklı bir açıklaması olan var mı? Mankıklı. Ya map direkt zaten korku filmi, anladın mı? Burada bir yerde de heal oluyordu, heal'ı da bulamadık. İşe mi geldi benim arkamdan? Sal ne olur sal, ne olur sal, daha yeni heal bastım ya. Ananı ordunu. Bu hayvanı da geldi. Hayır şu an hani aşağı atlamaktan başka hiçbir şansım yok yani. Ölürüm, kesin ölürüm aşağı atlamazsam. Bütün emekler de boşa gidiyor aşağı. Ya, çık atla, çık atla, bu map'in özeti bu. Ama yeter. Ha arkadaşlar. Götüm sıkışmıştı da yine dedim ölüyoruz. Harbiden iki maç üst üste bug'a girsem yani hani tarif edilemez bir cenabetlik olurdu ya. Öyle bir şey olmadı ki. Yaşanmadı ki öyle bir şey. Kız ne yapıyorsun kız? Aha. Biri camdan atladı. O zaman şöyle bir şey yaparız arkadaşlar. Yapamayız arkadaşlar hiçbir şey. Kim nereye kempliyor şu an? Tamam, sigorta şeyi de burada. Bizimkiler bütün ilgiyi aşağı çektiği için belki sigorta yapabilirim diye düşündüm şu an. İyi düşünmüş müyüm arkadaşlar? Aha jeni kapattılar. Arkadaşlar gidebilir miyim lan? Buran öre oğlum, hangi kapı açık lan? Şu yan taraf mı açık? Oğlum birisi jeneratörü kapattı. Sisi burada. Sınırsız staminayla belki. Sınırsız staminayla belki. Yavaş 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 yavaş. Hey bro, hey calm down bro. Calm down bro. Bro. Hey bro bro bro. Cook da geliyor. Hayır çalıştıramasın lütfen lütfen. Arkadaşlar stamina build sayesinde. Ulan bak benim şansıma tam son anda elektrik gelecek. Allah'ım bu nasıl yaşanmadı? Bu nasıl yaşanmadı? Şunu da basak da puan gelsin.
Tamam, şimdi elektriğim falan gider. Vallahi escape alamadan videoyu bitirmek istemiyorum. Hemen escape'imi alayım ben. Tamam arkadaşlar, kafama uçak falan düşmeden escape'imi alabildim. Son maçta da Connie'yiz. Slaughterhouse'dayız, bakalım. Bu Slaughterhouse'un en güçlü yanı Vana kaçışı bence. Çünkü tutması gerçekten zor oluyor. O yüzden yukarıya çıkabilirsem direkt onu oynamaya çalışacağım. Vana burada değil, okey. Merdivenli tarafta olabilir o zaman. Görüyor musun arkadaşlar medeniyeti? Şunu Ibo'ya yapsam 4 tane toolkit almaya çalışır şuradan. Adam hemen bana bıraktı ya. Vana burada da değil. Önce Vana'mızı bulmamız lazım. Vana'nın bulunabileceği ilk spot arkadaşlar şurası. Şu an dibinde durduğum yer. Burada yok. İkinci spotu şu hemen sağım. Burada da yok. Şurası arkadaşlar ikinci spotu. Şu gördüğünüz yer. Burada da yok şu an. Sesine bağırıp ne kap durup duruyorum be. Üçüncü spotu da şurada oluyordu diye biliyorum. Kaç tane spot var oğlum, bunun üçünde de yok. Şeyde olabiliyor. Şu kırmızı kapı var ya akünün girişinde. Burada olabiliyor. Oğlum alo. Vana'yı bizimkiler mi aldı acaba arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Heh, tamam. Buldum. Şimdi hazır bunu almışken. Tamam. Başka bir şey düşünecektim de aşağı atlamak zorundayım. Füzyon kutusunu da açarım belki dedim de. Hani bizimkiler sona kalırsa falan işlerine yarar diye. Oğlum şansa bak. Al sana şans amına. Yavaş, yavaş, yavaş. Leland. Leland. I need help. Leland. Şimdi arkadaşlar şunun yerine bir kemik alalım önce. Ayrıca bize can lazım. Tamam, Vana'nın yerini biliyoruz artık. Güzel. Şöyle canımızı bir basalım. Ama bu küçük şişeymiş. Hocam niye küçük şişe bu tam olarak? Anladım. Vana'yı campleyecekler. Aha Johnny gelmiş lan buraya. Beni gördü mü bilmiyorum da. Çok umurumda da değil açıkçası. Tamam. Vana'yı yerleştirdik arkadaşlar. Şöyle açalım daha. Şimdi geriye kalan iş. Bakalım katilleri buradan saptırabilecek mi? Var mı gelen eden? Johnny var. Oğlum hayır, fight'a girmeyecektim. Şerefsiz iyi biliyor ya. Neyse yavaşlattık. Yavaşlattık. Hayır hayır hayır. Hadi kız. Oğlum nasıl öldüm? Aha ölmedim lan. Çek kulağını orospunun. Kaç şimdi, kaç. Kaç lan, kaç kaç kaç. Allah. Oğlum bu arada. Tamam açtık arkadaşlar, yeter. Görevimizi yaptık. Bence bu vatan bize çok şey borçlu. Kimse gidemedi mi ya? Boşa mı açtım onu? Aa, Bubba disconnect olmuş bu arada. Ben de diyorum niye sessiz bu aralar. Evet bizimkiler gitti ama. Dur lan, ha bu zaten şeymiş. Okey aç orayı. Yoğunluğu oraya çek. Burası ne durumda? Burası da açık. Aha can da kapandı. Yaşa. İşte Bubba'nın olmayışı arkadaşlar. Ya burayı niye kilitliyorsun? Akıllı oyuncu yok ki amına. Arkadaşlar bu normalde son maç olacaktı ama Bubba AFK'ymış. Disconnect olmuş. Ne zaman oldu bilmiyorum ama bir maç daha girilir. Son maç deme laneti yine devam ediyor. Bak DBD'de de böyleydi. Son maç dediğim zaman böyle kurbanlar disconnect falan olurdu. Bir maç daha girmek zorunda kalırdım. Bu da aynı. İnanılmaz. Yok diyor, son maça atamazsın kardeşim diyor. Atacaksın. 3 tane 4 tane atacaksın diyor. Bu toolkit'in önünde doğmam bir mesaj mı? Hani o kadar ezileceğiniz ki bu maç. Sana avans veriyoruz. Al. Toolkit'leri dibinde olsun. Evin içine açılan merdiven. Yalnız burası da çok tehlikeli bir şey değil mi? Ama çıktıktan sonra birisi beni görmezse çok avantajlı olabilirim. Şimdi şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Bu merdivenden sonra mutfağa gideceğimiz için mutfak kapısını açacağız. Bir, sonra bir de onun çitli kapısını açacağız. İki. Yani iki tane toolkit lazım olacak ve dışarıda bulamayacağım muhtemelen. Ne olur yukarıda biri olmasın, ne olur. Bir sarılık var ama yok, tamam çok güzel. Hemen bak şu sağda. Allah. Allah. Tamam, hiç aykırı gördük arkadaşlar. Neyse ki Bubba merdivenlerden tırmanamıyor. Şu sol dibimiz, şu hemen baktığım yön mutfak. Oranın kapısını açmamız çok büyük avantaj sağlayacak bize ama. Yalnız oğlum bura harbi çok kötü yermiş. Şuna bak, tam filmdeki sahne gibi baksana. Yanına bir sürü ceset meset var. Aha biri camdan atladı. Ha öldü biri. Ha o camdan atlayan mı öldü? Ne oldu lan, anlamadım ki. Ya biliyordum buraya attığını ya. Füze de atmıştır ki. Ha server gitti. Oğlum şaka mı bu? Vallahi son maç laneti diye şimdi başlayacağım ama ya. Server gitti arkadaşlar. Hiçbir şeye basamıyorum şu an. Bak geçemiyorum hiçbir yerden. Bubba falan da AFK şu an. İnanılmaz. Bak dede beni bağırttırmıyor şu an. Gerçekten inanılmaz. Son maç laneti inanılmaz. Evet arkadaşlar, inşallah son maç enayım. Siz görmediğiniz oraları kestim. Yemin ediyorum 10 dakikadır birisinin Leatherface seçmesini bekliyorum, biliyor musunuz? Adam geliyor. Leatherface yok. Başka karaktere geçiyor. Red'i veriyor. Oyun başlamıyor. Lobby bozuluyor. Öbür lobiye giriyorum. Öbürü Leatherface seçmiyor. Var bir son maç laneti ama hadi bakalım. Bu arada Slaughter'dayız. Enayım. Vana'yı takarız. Açıldığı an özelliğimi açar giderim. Yani çok rahat bir kaçış yapabiliriz.
Vana yine burada, tamam. Enna'nın sıkıntısı da işte ses vererek almak zorundayım bir şeyleri. Kırsan orayı. Biri daha mı geldi? Arkadaşlar özelliğimi açtım. Artı perk'üm var. Yediğim ilk 2-3 hit biraz az olacak. Gördüğünüz gibi neredeyse hasar almadım. Ya senin ben ananın. Nereden çıktın? Ne alaka orası ya? Yemin ediyorum bu takım arkadaşlarım bana katillerden daha çok zarar veriyor ya bak. Bak hani ironi falan değil ya. Şu kapıdan bir çıkabilsem şahane olacak biliyor musunuz bak. Ama ondan önce şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şuraya bir tane bir kemiğimizi alalım, sonradan alma fırsatımız olmayabilir. Hani perk'üm olmasa az önce. Artı Ena olmasam ölmüştüm orada biliyorsunuz değil mi? 2 saniye içerisinde ölmüştüm. Buraya açık mı değil. Aha kim fullemiş burayı sağ olsun. Şimdi arkadaşlar buraya yakın yerlerde Vana olabiliyor. Burada yok. Şeyde var mı? İkinci bildiğimiz spotu biliyorsunuz. Göstermiştim. Burada da yok. Dur. Aha. Oğlum kaç tane Vana spotu var burada ya? Ben 3-4 tane sanıyordum. Bayağı 6-7 tane var galiba. Bak burada mesela hiç buradan Vana almamıştım daha önce. Şunu sökelim güzelce. Şuradan geçelim. Çok güzel. Vallahi yılan gibi sızdım arkadaşlar. Yılan gibi sızdım. Acayip önemli bir hamle yaptım şu an takım adına. Bak şimdi Vana'yı yerleştirelim. Ama çalıştırmayalım tamam mı? Çünkü şuradan bir tane daha kemik alalım. Aa biri disconnect oldu. Öldüğü içindir inşallah. Hop tamamdır arkadaşlar. Görev başarılı. Leland'da inşallah burayı tutacağız. Hadi bakalım. Hemen birisi geldi bile. Kim geldi? Nereden geldi ya? Oç gelmiş. Üçüncüyü nasıl vurdun kral? Yerler mi lan İtoğlu? Aha, Leland'la fight atıyorlar orada. Şurada heal vardı. Çok güzel. Hem de büyük. Şahane. Leland orayı tuttu galiba ya. O Bubba geldi. Hop, ne yaptın aslanım? Tamam, mümkün değil daha da tutamazlar. Daha mümkün değil tutamazlar. Kaç. Leland geldi lan aslanım. Çok güzel açıldı. Açıldı. Biraz stamina toplayalım arkadaşlar. Tamam, dur stamina toplamaya gerek yok. Perk'ümüz var. Bittiği an yenileme perk'ümüz var. Bubba gelirken özelliğimi açacağım. Özelliğime bile gerek kalmadı. Açtım özelliğimi. Leland'la aralarına girdim, özelliğim var. Bu. Son maç dediğim budur. Her şeyi yaptık. Maşallah. Tamam arkadaşlar benim elektriğim gitmeden ben bu videoyu kapatayım müthiş bir maçla. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.